yapacağız deyip el koyan İçişleri Bakanlığı müfettişleri var. Yazı yazdım, dedim ki ya bu nasıl bir uygulama? Sayın Bakan, bu nasıl bir uygulama ya? Benim teftiş kurulum var. Geçmiş döneme dair bir soruşturma yapıyorum. Gazete haberi üzerinden bunu ihbar kabul edip diyorsun ki bir dakika. Yani ben bir televizyonda söyledim bunu. Sen bunları araştıramazsın, ben araştırırım. O gariban gencin konusu beni ilgilendirmiyor. Ama o genci bu hale getiren sebeplerden birkaç örnek vereyim mi size? Tabii ki. Tamam. Bir tane örnek vereceğim size. En kritiği. Bakın. Başakşehir'de çok tatlı bir dosya. Çok. Üzerine pudra şekeri bile dökmene gerek yok, onu söyleyeyim yani. 7 Ocak 2016 efendim, günü. Efendim ne dediniz Uğur abi? İktaş dosyası mı? İktaş dosyası. Yok yok Uğur abi, bu çok enteresan. Bugün Murat Ağrel'in de öyle. 7 Ocak 2016 günü Başakşehir'de 78 bin metrekarelik bir arsa alıyor. Bir vatandaş, yani bir özel şirket. Bakın 7 Ocak'ta. Kaça alıyor? 49 milyon liraya. Sadece bu alımı yaptıktan 4 gün sonra 11 Ocak'ta, bak 7 Ocak 11 Ocak 49 milyon liraya satın aldığı arsayı 130 milyon liraya Kiptaş'a satıyor. Ha şey işte. Şaşırır adam ya. 80 milyon lira arada fark var. 4 günde 81 hangi milyon lira. Sayın Başkan, bugünkü önce rakam ile bugünkü rakam ile ne yapıyor biliyor musunuz? 216 milyon lira. 27 milyon dolar. Arada kar ediyor. Kimin cebine gidiyor Sayın 2017'de. Başkan? 2017'de. Kimin cebine gidiyor? 16, özür diliyorum, 2016'da. 2016. Efendim? Kimin cebine gidiyor efendim? Özel, o şirketin, AK Parti ile bağ olan o şirketin cebine gidiyor. Ya da kimlerin gidiyorsa. Şimdi soruşturma dosyalarımızdan biri bu yani. Bakın peki bazen bununla ilgili size bir soruşturma açılıyor. Siz ben açtım. Murat Ağrel yazdı. Ben açtım. Murat Ağrel yazdı. İçişleri evet. Bakanı da geldi, bu dosyalarımıza el koydu. Araştıramazsınız. Bizim, sen araştıramazsın. Sen araştıramazsın, ben daha iyi araştırırım diyor. Toplam 50 dosyanın iddiamızın bedeli 13 katrilyon lira. 13 milyar Türk lirası. Ve bunlar son 6-7 yılın, 8 yılın. Hani diyorlar ya, yani niye soruşturmuyorsun, niye etmiyorsun? Ya kralını yapıyoruz biz. Yani ama yani yargı, süreç, ya benim dosyalarımı ben gittim müfettişlerin yüzüne söyledim. Yani benden randevu istediler, geldiler. Dedim ki her gün sizi takip edeceğim. Her hafta ne yaptığınızı takip edeceğim. Ve bütün dosyalarınızın aynılarını gölge dosya olarak arkadaşlarımla süreci takip edip bir sonucu açıkladığınızda, eğer bizim raporumuzun sonucuna ters bir açıklamayla sonuçlandırırsanız hakkınızda suç duyurusu bulunacağım dedim. Görev ihmalde. Biraz önce telaffuz ettiğiniz toplam kamu zararını rakam olarak bir daha söyler misiniz? 13 katrilyon lira. 13 milyar lira Uğur abi. 13 milyar lira ortaya koyduğumuz kayıp. Bakın 50 dosyada hepsi orada. Hepsi orada. Bunu derken oraya verdik ama yani aslı gibidir verdik. Bir tane de aldım yani her şeye. Suç duyurusunda bulundunuz mu başkan peki? Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Tabii. Ya Barış kamu Bey. Kamuoyunda bir algı ya Barış var. Bey, sanki ya Barış Bey diye. Biz suç duyurusunda bulunduğumuz insanlar ya bakan, hı-hı, ya daha yukarısı sağı solu. Yani biz suç duyurusunda bulunduğumuz bir konu bütün haber sitelerinizden, sizin gazetelerinizden tıkır 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 kaldırıldı. Evet. Ya haberi kaldırıldı. Haberi kaldırıldı yani. Yani düşünsenize biz bunlarla uğraşıyoruz. Başka bir örnek vereyim mi size? Bu çok tatlı bir dosya yani. Çok tatlı. 13 katrilyonluk yolsuzluk tespit ettiniz. 13 katrilyonluk kamu zararı tespit ettik. Kamu zararı. Bakın bu arada az önce anlattığım arsayla ilgili sonucu bitirmedim. Esas 13, sonuca 13 geleyim. 13 milyar arkadaşlar. 13 milyon değil 13 milyar. 13 milyar. 13 katrilyon eski TL üzerinden evet gidersek. Esas az önceki o ballı börek, yani üzerine şekeri dökmeye gerek yok dediğim o tatlı dosyanın devamını getireyim size. Bu arazi, yani bu süreci bu şehre, bu belediyeye yaşatan
İnsanlar ne yaptılar biz göreve geldikten hemen sonra biliyor musunuz? Hemen sonra. Tak diye bu arazi yeşil alan ilan ettiler. Niye? Kiptaş'ın elini zayıflatmak için. Kiptaş bütün bu zorluklara rağmen kentsel dönüşüm yapıyor. Belediye meclisi yaptı. Tabii belediye meclisi. Tabii dava açtık, devam ediyor. Tak diye daha meclisin ikinci, üçüncü ayında burayı yeşil alan ilan neydi? Ettiler. Neydi? Daha önce neydi? Statüsü. Ya dediğim arazi işte konut arazisi. Konut arazisi. Yani devleti 216 milyon zarar ettirdikleri araziyi yeşil alan ötüyor. Bir de o ilçenin ne yazık ki zavallı belediye başkanı da tweetlerle biz Başakşehir'e yeşil alan kazandırdık diye tweet attı yani. Ya neyin yeşil alanı? Sen burayı almışsın. Daha ötesini söyleyeyim mi? İbret olsun diye kaldırmayın dedim. Kiptaş'ın girişinde o arazi için çizilen, maketi yapılan projenin maketi hala duruyor. Kaldırmayın dedim. Yani şimdi bu ne yapılacaktı orada? Yani bu evet. Arazide ne yapılacağını kendileri hazırlamışlar. Ruhsatı alınmış, maketi var. Efendim Büyükşehir Belediyesi'ni İmamoğlu kazandı diye burayı yeşil alan ilan ediyorsun. Ne yaptınız? Birilerinin cebine 216 milyon lira, 27 milyon dolar. Bu arada döviz bugün arttı. Bunu ne zaman çarptılar bilmiyorum. O zamanın 27 sürekli değişiyor rakam. Değişiyor yani. Belki şu anda daha da fazla olmuş olabilir. Arkadaşlar Sayın Başkan söylemiyor ama ben ifade edeyim. Bu dosyayı kazıdığınız zaman altından Fethullah Gülen'le akrabalığı olan bir kişi bile çıkıyor. Evet. Murat Ağarel'in kardeşim yazmış bugün. Bir başka hususu daha örnek vereyim. Çok fazla girmeyeyim. Hani o genç arkadaştan değil de bunlardan konuşalım Barış Bey. Onun için söylüyorum. Aslında bu tür hamleler onları şaşırtır ve inanın onlara üzülüyorum ben. Evet. O gencecik arkadaşa üzülüyorum ben biliyor musunuz? Üzülüyorum yani. Hepimizin evladı var. 20'li yaşlardaki bir gence ben ancak üzülürüm. Canım yanar yani, içim yanar. Onun babası, annesi üzülürüm yani. Vallahi içim yanar. Yani giderim babasının başını buraya koyup beraber dertleşmeyi bile isterim yani. Yazık, günah. O çocuklar niye o hale geldi? Bundan. Bu şaşırtır. Yani bir örnek daha vereceğim. Sonra bu konuyu da bitirmek istiyorum. Fatih'te Vatan Caddesi'nde evet. Bir Luna Park vardır. Evet. Evet. Olaylı bir Luna Park'tır orası. Evet. Olaylı çok oynamıştır oralarda başkanım. Orası orada toplananlar daha sonra bir gazeteci dövdüler. Öyle bir olaylı bir hikayesi var orada. Doğrudur. Burası da yine bir özel şirket tarafından 25 milyona alınıyor. 25 milyona alınırken burası yeşil alan bu arada. Yani burası imarlı bir alan değil. Peki daha sonra bu arsayla birileri ilgileniyor. Çünkü bu arsa İBB tarafından bu arsaya imar izni veriliyor. İyi de bir imar hakkı bu arada. Yani sıkı bir imar hakkı veriliyor. Peki sonra ne oluyor? 25 milyon liraya satın aldığı ve imarını değiştirdiği bu araziyi bu şahıs imarlı haliyle 430 milyon liraya İBB burayı satın alıyor. 430 milyon lira yıl kaç? 2017. Bu şahıs peki siyasi 17 kat. İşte araştırıyoruz yani. Mahkeme değilim, hukukçu değilim yani. Araştırıyoruz. Tam 17 kat. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İBB yani 430 milyon lira aldığı bu araziyi ne yapıyor? Tekrar imar değişikliği yapıyor ve buraya yeşil alana çeviriyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası gayrimenkul değerleme şirketine buraya değerlendirme yaptık. Ne yaptı biliyor musun? 2021'in Şubat ayı yeni. Bu arsanın değeri 10 milyon dolardır diyor bize. Peki o araziyi belediye kaça satın aldı 2017'de? 116 milyon dolara. Bakın, Türkiye'nin en önemli gayrimenkul değerleme şirketi buraya 10 milyon dolar diyor. Biz belediye olarak, İstanbul halkı olarak burayı 116 milyon dolara satın alıyoruz.
Ya bunun gibi 50 tane dosyadan bahsediyorum size. Şimdi biz hiçbiri polemik değil Gürkan abi. Bakın hiçbiri değil yani. Gerçek. Barış Bey inanın ben o genç kardeşimize üzülüyorum. Evet. Bu hamleler yapıldığı zaman o tür manzaralarla karşılaşmamamız mümkün değil. Peki. Sayın